Arkadaşlar öncelikle merhabalar diliyorum size. Bugün bahçemde tamir yapmaya çalışırken bir kuşun ağzından bir tane eşek arısı yanıma düştü. Ben de eskiden bildiğim bir yöntemle arı beni sokmadan onu tutmaya çalıştım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arı şu anda elimde ve hiçbir şekilde sokamıyor. İğnesini batırmaya çalışıyor. Hatta bunu acı bir şekilde de hissediyorum. Ama hiçbir şekilde iğnesi elime geçmiyor. Yanlış anlamayın. Ben bunu bir büyü veyahut ona benzer bir şekilde anlatmaya çalışmıyorum. Bu da bir bilimsel yöntem. Ancak herkes tarafından fazla bilinmiyor. O yüzden bunu sizinle şu anda paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi o bayağı battı şu anda elime ama girmedi tabii ki içine. Ve şu anda daha net gözükmesi için biraz daha açığa almaya çalışıyorum. Biraz daha yakınlaştırmaya çalışıyorum ama evet, bakın şu anda iğneyi görmektesiniz. Şu anda baya bir vurmaya çalışıyor arı. Ama hiçbir şekilde elime girmiyor. Şimdi daha net görmeniz için sadece kanadını tutuyorum ve öyle size göstermeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde arı burada zarar görmüyor. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Zaten kuşun ağzından düştüğü için ufak bir hasar var kendisinde ama daha fazla yapmamaya çalışıyorum. Çünkü dikkat ederek. Oo, çok kötü vurdu bu arada. Şu anda size göstermeye çalışıyorum arıyla olan savaşımı. Evet. Görüyorsunuz şu anda. Yine onu kızdırmaya çalışıyorum ki iğnesini batırsın. Yakından bakarsanız eğer hatta yakınlaştırma imkanınız varsa iğnesini net bir şekilde görebilirsiniz. Ve şu anda arımız kendini kurtarıyor. Çünkü çok gevşek tutturmuştum. Kaçmaya çalışıyor. Şu anda ellerimin üstüne alıyorum. Ve size sağlam olduğunu gösteriyorum. Ve onu bu şekilde doğaya bırakacağım zaten. Kesinlikle arıya da hiçbir şekilde zarar vermedik yani. Bu arada kanalımıza